Videonun girişinde görmüş olduğunuz sırt çantası nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Onunla ilgili şöyle kabataslak bir kalıp çıkarttım arkadaşlar. Şöyle üçgen bir kapağı olacak. Şu ön kısmında bir göze olacak. Buna göre işte kağıtlar keseceğim ve çantayı sizinle paylaşmaya başlayacağım. Kağıtlarımı kestim. Bir tane bantlayacağım ve bir tane kağıt katlayacağım. Onun dışında eğer detaylı bir şeyler öğrenmek istiyorsanız kağıt çanta oynatma listemi ve bakın diğer videolarımda görebilirsiniz. Bu şekilde şöyle yapıştırıyorum ve kesiyorum. Önce kağıdımı ikiye katlıyorum boylamasına. Açıyorum arayı. Tekrar ikiye katlıyorum. Şu vaziyette. Sonra diğer yarıyı aynı şekilde şöyle ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Tekrar bunları ağza ağza getirip şu vaziyette tekrar birleştiriyorum ve bu uzun bir şerit haline geliyor. Sonra bu uzun şeridi tekrar şu vaziyette ikiye katlıyorum. Şu arayı kumbusla kırıyorum. Şuralarda buruşmalar olmasın diye. Sonra bunu yine aynen şöyle tekrar ikiye katlıyorum. Diğer yarıyı alıyorum. Yine ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Ve şu vaziyette katlama işim sona eriyor arkadaşlar. Evet, bütün kağıtlarımı katladıktan sonra bunları şimdi birbirine geçirmeyi göstereceğim. Bakın arkadaşlar, şu vaziyette tutuyorum. Şöyle geçiriyorum birbirine. Şöyle çekiyorum. Sonra şunu alıyorum. Bunu da aynı vaziyette şuradan içeriye alttan öbürünü de şuradan geçiriyorum. Evet. Şöyle arkadaşlar, bu vaziyette gidecek. Aynen şurada olduğu gibi yapacağız. Şu kısımları da aşağıya doğru genişleyen bir çanta olacak. Bunun için şöyle önce şu kalıbım altta dursun. Şu şekilde arkadaşlar 3 tane aynı boyda kağıt yaptım. Şimdi bu kağıdın ebatını size vereceğim. Kağıdın ebatı arkadaşlar 5 santime 11,5 santim. Bundan şöyle 3 tane yaptım. Bunların ben size ayrıca resimlerini çekip yanlarına hangi ölçüde kullandığımızı gösterir. Resim paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki ise 5,5'a şöyle 5,5'a 12,5 santim olacak. Yine bundan da böyle 3 tane yaptım. Şu şekilde. Böyle olacak arkadaşlar bu da. Şimdi şu bu da 5,5'a 3'ü 12,5. Şimdi arkadaşlar üçüncü grup yine aynı şekilde ama bunun ölçüsü şöyle 6 santime şu kısmı 13,5 santim olacak. Dördüncü grup arkadaşlar çünkü bir beyaz bir karikatür dergisinden kesmiş olduğum kağıtlarla olacak. Dördüncü grup arkadaşlar 6,5 santime 14,5 olacak. Şu vaziyette. Şimdi arkadaşlar tabanı yapacağım ben. Önce tabandan başlayacağım. Şu zigzagımı yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle çember haline getiriyorum tabanımı. Tabanımı nasıl yuvarlak hale getirdiğimi de kenarı birleşecek şekilde göstereyim. Şöyle açıyorum. Şu son taktığımın katını açıyorum. Arkadaşlar şu vaziyette tutuyorum.
Bunun ikisini şu arada, bakın, şu aradan içeriye geçiriyorum. Bunu geçirdim. Sonra bunun birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şuraya sokuyorum. Şöyle. Bu tarafa yatırdığımı da şuraya. Ve gördüğünüz gibi çemberim oluştu. Şimdi bu çemberi oluşturduktan sonra tabanımı yapacağım. Şu vaziyette tutuyorum arkadaşlar. Şu iki ucu önce birleştiriyorum. Şu iki ucu. Yani şununla şunu birbirine dikiyorum. İpimi taktım. Ucunu yaptım. Ve şuradan ipimi geçirdim. Bunu şu vaziyette tutuyorum arkadaşlar. Şöyle bu sefer şununla şunu birbirine dikiyorum. Önce şunun nasıl yapıldığını size bir tane örnekle anlatayım. Şimdi şu benim şey renkli kağıttım. Renkli karikatür dergisinden çıkarttığım kağıdım. Şu da diğer kağıdım. Şimdi bunu bu şekilde katlıyorum. Normal katlıyorum. Şu öbürünü ortadan şöyle ikiye bölüyorum. Arkadaşlar. Şimdi bunu kağıdın, yani şu katladığım kağıdın şu çatal kısmından içeriye sokuyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bu döndüğüm parçayı şuraya sokuyorum arkadaşlar. Şu araya. Şu araya sokuyorum. Şu vaziyette. Şimdi bunu şuraya yerleştiriyorum. Şimdi bunu şöyle şuraya tutturacağım. Şunu şuraya tutturuyorum arkadaşlar. Şöyle şura kırılacak şu vaziyette. Şöyle tutuyorum. Şuradan giriyorum. Bu çantanın önünde arkadaşlar göz yapacağım. İki gözlü bir sırt çantası olacak. Şimdi bunu şöyle yapacağım. Şurayı, şununla şunu birbirine dikeceğim. Şuradan giriyorum. Şu vaziyette. Ve şöyle şuradan çıkıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Tabanı bu şekilde dikeceğiz. Şunları şu 11 tanesini arkadaşlar buraya dikeceğim. Sonra bu taban bittikten sonra üstüne diğer bölümleri inşa etmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sırt çantasının tabanını diktim. Kilitlerimi halka haline getirdikten sonra şu vaziyette tutuyorum ve arkadaşlar dikmeye başlıyorum. İçli dışlı olarak dikeceğim. Evet. Evet. Bu şekilde. Şöyle arkadaşlar burayı çepeçevre şu vaziyette dikeceğim. Şöyle. Çantanın, sırt çantamın tabanını diktim.
içeriden ve dışarıdan. Sonra üstüne şu birinci sıra şeridini geçtim. Karikatür dergisinden yaptığım kısmı. Şimdi şu beyazı dikeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bütün katları tek tek inşa edeceğim. Şöyle tutuyorum. İçeriden ve dışarıdan dikiyoruz arkadaşlar. Zigzag olarak dikmeye başladım. Ve bu vaziyette zigzag olarak dikiyorum. Şöyle. Sırt çantamın gövdesini diktim. Sadece şu ağız kısmı kaldı. Ağız kısmını şu şekilde dikeceğiz. Şu kısım önde kalacak. Böyle buradan el gelecek. Şuraya şu arka kısmı olacak. Arka kısmına da şöyle buradan itibaren kapak dönecek. Şimdi kapak için arkadaşlar şöyle kağıtlar hazırladım. Bu kağıtların nasıl hazırlandığını biliyorsunuz. Tekrar tekrar yapmıyorum bunları. Şöyle. Sonra bu var. Bu o kapağın boyu arkadaşlar şimdi diktikten sonra belli olacak. Bunu diktikten sonra belli olacak. Ama şu anda ben görüntü olaraktan bu kadar yeterli gibime geliyor. Şimdi bakın şu 4 tanesini bu şekilde koyuyorum. Şöyle yapayım ben size. Şöyle koydum. Şunları şu vaziyette koyuyorum. Tam tersiyle. Bakın. Şu kenarı şöyle gelecek. Şöyle ve böyle gelecek. Şurada olduğu gibi. Şuradaki gibi bir kapak yapıyorum. Bakın. Şuradaki kapak gibi bir kapak yapıyorum. Düz gelecek ve dönecek. Onun için bunları şimdi normal bu şekilde koyuyorum. Şöyle. Şunlar içeriye doğru bu şekilde dikeceğim bunları. Şöyle bunları bu vaziyette dikeceğim. Şu vaziyette dikeceğim. Ve şöyle. Şu kısma kilit takacağım. Şimdi arkadaşlar burada bu çantanın kapağında şu kenarları kapatacağız. Bunların nasıl kapatıldığıyla ilgili size birer tane örnek yapacağım. Şu kısımların kırtıklı kalmasını istiyorum. Biraz böyle değişik, orijinal bir şey etmeye çalışıyorum. Değişik bir şey olsun. Şimdi şu kenarın kapanmasıyla ilgili olarak da size bir örnek yapacağım. Arkadaşlar kenar kapamayla ilgili olarak da şimdi bakın şu normal katladığımız şu kağıt var. Biliyorsunuz onu. Şöyle kağıdı ben ortadan ikiye bölüyorum. Şu vaziyette böldüm. Şimdi bunun birinden içeriye sokuyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum. Şuradan, şu taraftan. Döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu arkadaşlar şöyle şu kısmını birazcık uçurayım. Şurayı. Ve bunu şuraya sokacağım. Şu araya. Şu araya sokacağım. Şuraya. Kenar kapamaların şekli bu. Kenar kapamalar arkadaşlar bunlarla ilgili videolarımın da çok videolarım var. Yani videolarımı incelerseniz çok şey görürsünüz. Bunu isterseniz tutkalla tutturabilirsiniz. Yahut da dikerken zaten şu kısımlarını ufak ufak dikeceğiz. Şimdi geldik şuraya arkadaşlar. Burayı da aynı şekilde kapatacağım. Şöyle ortadan içeriye sokuyorum.
Şuradan fazla çıkmasına izin vermiyorum. Bir dönüyorum. Bir daha dönüyorum ve bunu ne yapıyorum? Şu ucundan birazcık uçuruyorum ve bunu şu araya sokuyorum. Evet. Şu vaziyette sokuyorum içine. Bakın şöyle olacak. Kenarlar düzgün olacak. Yani böyle kulaklı olmayacak. Bütün uçları koyduktan sonra, diktikten şey yaptıktan sonra arkadaşlar, kenarları kapattıktan sonra bu şeyleri kapağı dikeceğim ve bu diktiğim kapağı şu kısma birleştireceğim. Şuraya şöyle. Şuna bir dikeceğim. Şuraya dikeceğim. Şöyle. Buraya dikeceğim. Bu çantanın kapağı olacak. Eğer arkadaşlar bu boy çantanın önüne siz şöyle küçük bir göz koymazsanız bu boy kapak bu çantaya ideal olur. Ama ben buraya ekstradan bir göz koyacağım için zannediyorum bunun şu iki tanesini iptal etme ihtimalim olacak. Çünkü bakın bunu koyduğum zaman şöyle koyduğum zaman döndüğünü düşünelim. Şunlar önde kaldığını düşünelim. Şöyle gelecek. Bakın. Şöyle gelecek. Şunu şuraya koyayım. Şimdi şu kısmı arkadaşlar şöyle küçük bir fermuarlı göz daha yapacağım. Bu sırt çantasına. Yani tek göz olmasını istemiyorum. Sırt çantamın şu ağız kısmını takacağım. Ağız kısmını takmadan önce şu ön gözünü yaptım. Fermuarlı bir göz yaptım ve onu buraya diktim. Şu vaziyette oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şu ağız kısmını yerleştireceğim. Ve ondan sonra kapağı yapacağım. Ağız kısmını şöyle dikeceğim arkadaşlar. Şu vaziyette. Ve şu V'lerin üstüne de kapağı yerleştireceğim. Bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Bildiğimiz yolla dikiyoruz. Herhangi bir özelliği yok dikimin. Kapağı taktıktan sonra kilidini ve askılarını yapacağım. Evet. Ele takılmasın diye şu kısımlarını arkadaşlar düzgün yaptım. Yani düz yaptım. Şunları da ince iple şöyle buradan girip buradan döne döne bu kısımları da dikeceğim. Öncelikle burayı ben böyle boydan boya dikeceğim arkadaşlar. Buradan şöyle geçtim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bu vaziyette böyle her tarafı dikeceğim. Gördüğünüz gibi çantamın, sırt çantamın önüne şöyle bir fermuarlı göz yaptım. Bunu ilave ettim. Bu şekilde rahatlıkla bir telefon girebilecek boyutta. Ağız kısmını yaptım. Ağız kısmını yaptıktan sonra kapak dikeceğim arkadaşlar. Kapakları şu şekilde dikiyorum buraya. Diktiğim zaman göreceksiniz. Şöyle dikeceğim. İğnem burada. Yani şu baştan başlıyorum dikmeye. Şöyle tersten.
Şimdi şu sapların şu kısımlarını, yani daha doğrusu kapağın şu uç kısımlarını nasıl kapatıldığını gösterdim size. Bu şekilde dikmeye başlıyorum. Bu dikmemiz arkadaşlar bildiğimiz dikme. Yani herhangi bir özelliği olan bir şey değil. Zikzak olarak şöyle dikeceğiz. İçeriden ve dışarıdan dikeceğiz. En son kilidini takacağız. Kilidini taktıktan sonra da arkadaşlar saplarını ayarlayacağız. Ve sırt çantamız bitmiş oldu. Videoyu fazla uzatmamak adına arkadaşlar şu başa kadar şöyle dikeceğim. Şurayı şuradan gelecek. Bakın şu vaziyette. Şuraya kadar dikeceğim. Ondan sonra bunu koyacağım. Şu kapağın 1, 2, 3 tane sıra diktim. Şöyle dönecek. Bir sırayı iptal ettim arkadaşlar. Bir sırayı dikmeyeceğim. Şimdi genelde bu kapağı dikerken şöyle dikiyoruz ya arkadaşlar. Bu şekilde dikmiyorum. Düz gelmesi için şu kenarlarının düz gelmesi için böyle dikmiyorum. Şöyle dikeceğim. Ki bu çantanın kapakları düz gelsin. Şu vaziyette dikiyorum arkadaşlar bunu. Bunu böyle dikeceğim. Bakın. Şunu böyle dikeceğim. Şu kenarlarını gördüğünüz gibi kapattım. Bunu size göstermiştim. Bunu böyle dikeceğim. Bunu da böyle dikeceğim. Ayrıca bunu arkadaşlar şöyle bir şu kısmının böyle kalmasını istemiyorum. Şöyle kırtıklı olmasın. Düz olsun istediğim için de. Şöyle bir işlem yaptım. Bunu da size göstereyim nasıl yaptığımı. Şunu. Bunun uç kısmını düzeltmek için şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle alayım şunu şuradan şu vaziyette içine sokuyorum. Bakın bunu nasıl yaptığımı da size anlatayım. Şu var ya arkadaşlar bizim katladığımız kağıt. Bu kağıdı şu vaziyette tutuyoruz. Şöyle. Tam şu orta kısmını belirliyoruz. Şöyle. Şunu şöyle katlıyorum arkadaşlar. Bakın şu ortaya gelecek şekilde şu vaziyette burayı kırıyorum. Şöyle oluyor. Şöyle. Sonra diğerini aynı şekilde şöyle kırıyorum. Ortaya gelecek şekilde. Şöyle bir şekil alıyor. Bak. Şöyle bir şekil alıyor. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle kıvırırsak şu vaziyette şu katlar gözükür. Görüyor musunuz? Bu katların gözükmemesi için bunu şu vaziyette katlıyorum. Şöyle. Bakın. Şu kısım düz, tertemiz gözüküyor. Şu kısım zaten bizim şeydeki şuralar. Şimdi bunu şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şuradan içeriye sokuyorum. Şu vaziyette içine soktum. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve çantanın şu ağız kısmının şu kısmı da böylece düz olmuş oldu. Şurası şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu dikmeye başlıyorum. Şöyle yapacağım. Aynı yolda diğerlerini diktiğim gibi bunu da dikmeye devam ediyorum. Şöyle. Şimdi bunu ve bunu. Evet arkadaşlar bütün katları dikeceğim. Ondan sonra kilidini takacağım.
Evet arkadaşlar, burası böyle dikilecek. Ondan sonra bunu dikeceğim. Sonra bunu dikeceğim. En son bunu dikeceğim. Şöyle. Şöyle kapağım. Son sırasını dikeceğim. Şuraya şöyle. Bu şekilde tutuyorum. Ve çantam bitiyor. Şunları nasıl yaptığımı size anlattım arkadaşlar. Bunları da dikeceğim. Bunları da tutturacağım. Şu kısımları da tutturacağım. Ama önce şu ana gövdeyi tutturayım. Ana gövdeyi tutturmak da yine bizim bildiğimiz yol arkadaşlar. Değişen bir şey olmuyor. Şimdi bununla bunu dikiyorum. Evet, kilitlerini de taktıktan sonra çantanın saplarını takacağım ve videom bitecek. Burayı böyle sıkıca dikeceğiz. Kilit takımını da takmayı da göstermiyorum arkadaşlar. Onlarla ilgili zaten birçok video yaptım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sırt çantamı bitirdim. Böyle ön tarafında güzel bir göz yaptım. Bir telefon girecek boyutta. Şöyle bir tutamak yaptım. Bu kare şeklindeki tutamağın arkadaşlar ne şekilde yapıldığını da bir video ile sizinle paylaşacağım. Takipte kalırsanız bunu da görürsünüz. Şu şekilde mıknatıslı kilit yaptım arkadaşlar. Şurada gözükmesin diye, metal kısmı gözükmesin diye şöyle bir çiçek koydum. Arka tarafında da arkadaşlar sırt çantasına omuza asılmak için bu şekilde saplarını taktım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.